Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan çocuklarım okuldan gelecekler ve onlara lezzetli bir makarna hazırlamak istiyorum. Bunun için gerekecek malzemeler bir paket makarna. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz makarnanızı. O sizin damak tadınıza kalmış. Bir tane kuru soğan, yemeklik doğradım. Bir paket 200 gram krema, bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, kırmızı biber, bir tane kabak ve iki diş sarımsak. Sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Kabak ve biberlerimizi jülyen şeklinde ince uzun şekilde doğruyoruz. 200 gram kadar tavuk göğsü. Onu da az önce buzluktan çıkardım. Hemen mikroveride buzunu açıp ince uzun jülyen şeklinde doğradım. Ayrıca bu makarnaya fesleğen çok yakışıyor. Bende kurusu var, onu kullanacağım ama sizlerde eğer tazesi varsa ondan katarsınız. Makarnamızı haşlayarak başlayabiliriz yapmaya. Tenceremize sıcak suyumuzu koyalım. Tuzunu, yağını ilave edip makarnayı üzerinde yazdığı gibi haşlayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ve bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Başka bir ocağa tavamızı alalım. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağını ilave edelim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ katalım. Tereyağım erimeye başladı. Tavuklarımı ilave edip suyunu çekene kadar pişireceğim. Suyum kaynamaya başladı. Makarnayı atıyorum içine. Tavuğumuz piştikten sonra kuru soğanımızı ilave edip 3-4 dakika daha kavuruyoruz. Rendelediğim sarımsakları ilave ediyorum. Biber ve kabakları da katıp yaklaşık 3-4 dakika yine kavuruyoruz. Yemeğimize tuzunu ve karabiberini katalım. Yeteri kadar. Ben bir tatlı kaşığı katıyorum. Yarım tatlı kaşığı da karabiber. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kabaklarımızı pişirelim ocakta. Fesleğen koymayı unutmayalım. Bir çay kaşığı kurusundan koyuyorum. Ama eğer tazesini koyacaksanız en son kremayı kattıktan sonra ilave edersiniz. Kabaklarımız piştikten sonra bir paket kremayı ilave edelim. Ve yaklaşık 3 dakika kadar daha ocakta tutup çekelim. Sosumuz hazır olacak. Haşladığımız makarnayı ilave edelim. Ocağımızın altını artık kapatalım. Makarnamız oldu. İsterseniz tabağa koyarsınız makarnayı. Üzerine de sosunu ilave edersiniz. O şekilde de olur. Makarnamı daha da lezzetlendirmek için içerisine parmesan peyniri ilave edeceğim. 50 gram kadar, 2-3 yemek kaşığı yeter. İsterseniz servis esnasında en üstüne de katabilirsiniz. Tamam, yeterli. Makarnamı tabağıma servis ediyorum. Servis ederken üzerine yine parmesan peynirinden ilave edeceğim. Makarna yemeğe hazır. Gayet güzel oldu. Yanına da bol yeşillikli bir salata bence güzel bir akşam yemeği olur. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.